Avrupa yeni tip koronavirüsle mücadeleyi sürdürüyor. Her gün yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği İtalya'dansa önemli bir açıklama geldi. İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro son günlerde yeni vaka artışındaki düşüşe vurgu yaptı. Brusaferro, eğri düz bir platoya yaklaşmak üzere bu aldığımız önlemlerin işe yaradığını gösteriyor dedi eğrinin düz seyretmesinin zirve noktasına ulaşıldığı anlamına gelmediğinin altını çizen Bruce Aferro, bu noktadan itibaren düşüş görmeleri gerektiğini dile getirdi. Fransa'daki ölümler Çin'i geçti, dünyada en çok hayatını kaybeden dördüncü ülke oldu. Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 5.565'e yükseldiğini söyledi. Salomon ayrıca yoğun bakımda tedavi görenlerin %60'ının 60-80 yaş aralığında olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı Mulhouse ve Strasbourg'un da içinde bulunduğu bölgedeki hastanelerin kapasitesinin aşıldığını, 121 Covid-19 hastasının Almanya, Lüksemburg ve diğer Avrupa ülkelerine nakledileceğini açıkladı. Fransa'dan bir de sevindirici haber geldi. Fransa'da Covid-19 virüsü kapan hamile bir kadın doğum yaptı bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi. İngiltere ve Belçika'dansa küçük yaşta hayatını kaybeden iki çocuğun haberi geldi. İngiltere'de sağlık sorunu olmadığı belirtilen 13 yaşındaki İsmail Muhammed Abdulvehep COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Aile, virüsün son derece bulaşıcı olması nedeniyle son anlarında çocuklarının yanında olamadıklarını söyledi. Belçika'da da 12 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Aniden fenalaşan genç kız, Avrupa Birliği içinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden en genç hasta oldu.